Geldim. Selamun aleyküm cümleten. Bugün Ramazan'ın kaçı? 18'i mi? Vay, yarılamış da etrafı bile dolaşmışız. Analar, çocuklar görüyorum. Erkekleri atmışsınız bir tarafa, dışarıya. Ama şurada iki tane kaçak var, görüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şuradan ben geçeyim mi araya? Siz şöyle bir gelin bakalım. Açıver onu da ben bir Dursun Bey halkımla kucaklaşayım. Hoş geldiniz. Akşam saat 5'ten beri buradasınız. Sizi görüyorum. Ayıp olmasın diye önceden oturdular buraya. Hatta öyle bir şey ki bunların etrafına kurduk biz tezgahı. Sizin ayrıcalığınız ne? Loca mı? Ayırdık mı yer? Ne işle meşgulüz efendim?
sizden daha çok seviyorum. Allah razı olsun. O bizim mutluluğumuz. Keşke buraya daha önceden gelseydik. Allah razı olsun. Aman patlar. Allah razı olsun Hasan kardeşimizden. Meğersem böylesine güzel bir yer vardı da bizi neden mahrum ettin diye ben zaten ona kızdım. Vallahi bir cennet, billahi bir cennet. İnsan burada yaşlanmaz. Çok şanslısınız ey ahali. Dursun Bey gerçekten cennetten bir köşeymiş. Maşallah, maşallah. İsim efendim? Mehmet Bey. Adettendir, gelenektendir. Meddahlar sahne alacak diye dert yaparız. Çoktan sahne başlayacak. Bunlar oturacak sandalye bulamaz diye. Dur dur dinleyelim. Anne. Annesi. Otur kız, kafanı indir şimdi, topuna bak. Güzel, organizasyon da harikalade. Herkes yerini bulacak birazdan, hiç merak etmeyin. Adettendir, gelenektendir dedik. Eski davulcu manilerini size getirelim. Aynı zamanda güzel bir gece geçirelim. Neler yok ki programda? Bir müzikalimiz var, orta oyunundan derlenmiş. Dur düzelim maniye, ondan sonra Mehmet dedi. İsim düzülmeden maniye olmaz. Mehmet Efendi iftarda yedi şiş. Kalmadı vallahi ağzında diş. O kadar ter dökeceğiz Mehmet Efendi. Nerede bizim bu davuldaki bahşiş? Allah verenden de vermeyenden de razı olsun. Eski bir geleneği sizinle beraber doldurduk. Bütün bu geleneği yaşatanların ruhu şad olsun. Çok teşekkür ederiz. Hani senin kocan? Kocan yok. Kucakta çocuk. Geldin buraya, eğlencenin tadını çıkarıyorum. İsim ne? Ağacının ilk kızı bendim. Nemrin'i döndüreyim ben seni şimdi, domurla dur. Bugün hava sıcak. Bu çocuk kucak istiyor, kucak. Herifi sattın, eğlenceye geldin. Adam orada aç kaldı. Eve dönünce ağzına sıçacak. Efendim, bahşişimiz bol olsun, muhabbetimiz çok olsun. Çoluk çocuk var mı? Allah hepsine sizle beraber gani gani uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Çok konuştum. Nerede? Burada Dursun Bey de varmış. Ana hep sen ne yapıyorsun orada? Niye sıkıştın hanımım? Hanımım oraya niye sıkıştın? Sana bahşişimi. Sen otur bakayım yerine, ben bahşişimi alırım. Lan ne verecek diyor bak orada kadın. Evin hesabı senden mi soruluyor? Bu erkek bir Tarık Arıyordur. Destur selam eyle. Çıt kırıldım Tarçın Efendi, Uğur İzgi. Destur selam eyle. Bizim kızgın bey amca, Eray Türk. Destur selam eyle. Arap bacı, Dilek Denizdere. Destur selam eyle. Güzeller güzeli Gülnihal, Züleyha Karayadı. Destur selam eyle, bizim osurganlardan bacaksız Baran Karayadı. Destur selam eyle. Metahar, huzura hazırın, kemiyeti irfan. Lahindir, münafıktır, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lahinliğine, kafirliğine, hainliğine, Rahman'ın birliğine. Eyvallah. Ses ver. Hey.
Dursun Bey'dir buranın adı. Pek de güzelmiş insanları. E biz sizi eğlendirip coşturacağız ama duyarsak alkışları. Vay! Ya bakalım yakışıklı. Buyur. Tefler hazır olsun. Tefler hazır olsun dedim. Buyur. Aa. Vallahi bilmiyorum. Tefler hazır olsun dedi. Benim adım Uğur Durur. Ramazan eğlencesi en güzel Dursun Bey'de olur. Bak çalıyor tefler davullar. Ne duruyorsun? Kudurabildiğin kadar kudur. Aa! Su çıktı, su çıktı, su çıktıya geldim hayatımda bir kere. Topladı bizi buraya. E haydi ahali, hep beraber el ele sevgiye. Hava! Aferin size. Aferin size. Meddahı düzemeyen oyuna başlayamaz. Şimdi ahali, çok yer gezdik, çok yer dolaştık. Ama inşallah buradaki ses aşağılara, diğer beldelere kadar yayılacak. Bunun için sizlerle bir şey yapacağız. Davulun ritmini duymayan kalmadı. Bilmeyen de kalmadı. Ritmi veriyorum duyasınız diye. İşte bu kadar. Şimdi elleri göreceğim ahali. Çok ötüyoruz biz ya. Şimdi elleri duyacağım. Aynı ritimle aynı anda çekirdekleri, bu patlamış mısırları bir kenara bırakalım. Aynı elle beraber vurmaya başlayacağız. Yavaştan. Bir kere. Hazır mıyız? Elleri görüyorum o zaman. Bismillah. Lan bir kere dedim. Hazır mısın? Şimdi ben ritme vurduktan sonra öyle bir yükselsin ki bu alkışlar semaya, duyan duymayan çatlasın. Yakınsın. Hazır. Kulağım sizde. Şimdi. Dur. Ve her yerde... sallarken evvel zaman ülkelerin birinde bir kıssadan hisseye ibret olacak bir hikaye dolaşırmış dilden dile. Ey bu zamana kadar bu hikayeyi duymayanlar, analar, bacılar, çocuklar ve de babalar, kulağınıza küpe olsun, iyi dinleyin bu adamın başına gelenleri. Bir meddahtan hikayemizdir, bir dergahtan hikayemizdir. Nasıl oldu bilinmez, bir kıssayla alınmıştır bu ibret meselesi. Şimdi sizinle beraberdir. Uzun zaman önce ülkenin birinde bir adam yaşarmış. Bundan yaklaşık 20 sene önce kendi memleketinden ayrılmış. Güzel olan senin seçtiğindir. Yani senin güzelindir. Güzel olan yalnızca senin seçtiğindir. Güzel olan senin güzel dediğindir deyince adam sinirlenmiş. Böyle demiş, öğüt mü olur? Ben boşu boşuna verdim 1000 altını. Gitti emeklerim diye yakınmaya başlamış. Neyse demiş, 2000 altın bana yeter. Tekrar yola koyulmuş, başka bir kasabaya gelmiş. Hanıma incik boncuk, tülbent, bir elbise alayım diye düşünürken aynı adam tekrar bağırmaya başlamış meydanın ortasında. 1000 altına 1 öğüt! 1000 altına 1 öğüt! Hah demiş, yakaladım. Bu eşşo ve şekerip benden 1000 altınımı aldı. Şimdi demiş, bunun hesabını soracağım. Ama içinde bir merak. Demiş ki, acaba nasıl bir öğüt ki bu 1000 altını verdikten sonra beni mutlu edecek? Adamın yanına oturmuş, tek tek saymış paraları. Al demiş, sana 1000 altın. Ama bana öyle bir öğüt ver ki beni zengin edesin, beni mutlu edesin. Adam demiş ki, Allah herkesin rızkını verir.
Ama nerede ve ne zaman hiç belli olmaz. Yüce Rabbim herkesin rızkını verir. Ama ne zaman, nerede hiç belli olmaz. Onun yüreğinde, onun kalbinde bu laf hiçbir anlam ifade etmemiş. Yakınmaya başlamış. Gitti 2000 altınım diye. Hiç değilse demiş, 1000 altınla döneyim evime de mutlu olayım. Az gitmiş, uz gitmiş, bir kasabaya gelmiş tekrar. Yazıklar olsun, aynı adam yine bağırmakta. 1000 altına bir öğüt, 1000 altına bir öğüt. Demiş, bu kez gırtlağını sıkacağım bu kez. Bu kez gırtlağını sıkacağım, benden aldığı paraları geri verecek. Gitmiş adamın yanına ama içi içini yiyormuş. Demiş ki, bir öğüt nasıl 1000 altın eder? Adamın yanına gitmiş, bak demiş, bu son param. Bu zamana kadar 20 sene boyunca çalıştığım son param. Bana öyle bir öğüt ver ki ben zengin olayım, ben mutlu olayım. Nedir demiş, adama son 1000 altını da vermiş. Adam demiş ki, öfkeyle kalkan zararla oturur. O yüzden iki dinle bir söyle. Öfkeyle kalkan zararla oturur. İki dinle bir söyle. Tövbe estağfurullah. Oracıkta çökmüş, ağlamaya başlamış. Yazıklar olmuş, yazıklar olsun demiş benim bu geri zekalı kafama. Ben 20 sene boyunca eşrevi ülkelerde çalışayım, didineyim. 3000 altını zor biriktireyim. Şimdi 5 parasız demiş, kendi evine git. Bu sana müstehak. Yürümeye başlamış, gözyaşları içerisinde. O sırada bir kasabaya varmış. Kasabada incin top atıyor. Kasabanın ortasına geldiği zaman da kalabalık yığılmış, bir şeyler için feryansını ediyor ama ne için feryansını ediyor bilmiyor. Kalabalıkta bir gürültü. Ne yapacağız şimdi? Ne yaparız? Aralarına süzülmüş. Kuyunun başında ne yaparsınız demiş. Niye ağlayıp yakınırsınız söyleyin hele. Sorma, başımıza neler geldi hiç bitmiyorsun, sorma. Hayırdır? Efendi, efendi, kuyuya bir canavar dadandı, suyumuzu kesti. Kuyuya bir canavar dadandı, suyunuzu mu kesti? Onun yüzünden susuz kaldık, evimiz, tarlamız kıtlıkta kaldı. Ya? Onun yüzünden susuz kaldık, evimiz, barkımız mahvoldu. E demiş, girin içeriye, kuyuya, öldürün şu canavarı, niye duruyorsunuz? Efendi, efendi, o kuyuya giren herkes canavar tarafından bir soru soruluyor, soruya cevap veremezse öldürülüyor. Kuyunun içinde bir canavar bir soru soruyor, cevap veremezse öldürüyor. Benim kaybedecek neyim var ki demiş. Salın beni iple aşağıya kuyuya. Bağlamışlar adamın elinden ipi, aşağıya doğru sarkıtmaya başlamışlar. Karanlık, göz gözü görmüyor. Birden bir ışık aydınlanmış. Bir ışık peyda olmuş, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir canavar asıl olmuş. Yalnız canavarın yanında, sol yanında kocaman gözleriyle bir yaratık oturmakta. Diğer yanında ise beyazlar içerisinde bir peri. Canavar demiş ki, söyle bakalım ey fani, bunlardan hangisi güzel? Söyle bakalım ey fani, bunlardan hangisi güzel? Düşünmüş, ilk öğüt aklına gelmiş. Senin için güzel olan neyse odur. Senin güzelin sana güzeldir. Bunu canavara da söylemiş. Senin için hangisi güzelse odur. Senin güzelin odur demiş. Bunun üzerine canavar, aferin sana ey fani. Doğru cevap verdin. Artık bana da buradan gitmek düşer. Doğru cevap verince birdenbire canavar ortadan kaybolmuş. Tuttuğu su öyle bir fışkırtmış ki adamla beraber kuyunun tepesinden açmış. Etraf su deryası olmuş. Kasaba sevinç içinde birbirine kucaklaşmış. Yaşasın, Allah razı olsun. Adamı almışlar, bir güzel yemek yedirmişler. Cebine de 5000 altın sıkıştırmışlar. Adam mutluluk içinde demiş ki, yüce Rabbim herkesin rızkını gözetir. Hem de ne zaman ve nasıl olacağı belli olmadan. Adam sevinçle evinin yolunu tutmuş. Bir akşam vakti, evi uzaktan görünüyor. Bir ışık yüzmesi, pencereden bir bakmış, karısı seyreyle. İstanbul'u bileniniz vardır, bilmeyeniniz de vardır. Aşiyan'da kocaman bir konak ve bu konağın içinde yaşayan aksi mi aksi bir bey amca. Ben onun yanında çalışırım. Adım İbiş. Yapmadıkları şey kalmaz bana. Ama yine başka yere gidecek halim yok. Ben onlarla eğlenirim, onlar da benle. Bakalım
bugünkü abi, meydanda ne söylenecek bana? Of of! Yine bey amca gelir şimdi burada başlar ötmeye. Hadi bakalım. İmiş! 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 Al işte. İmiş! Aslı sen ne yapıyorsun bey amcacım ya? Böyle köpek çağırır gibi imiş mi çağrılır gözünü seveyim ya o? Kendini köpeğe benzettin bak. Ya sen öyle çağırınca ben de öyle şey yaptım. Buyur bey amcacım geldim. Aa iyi. Nasılsın, iyi misin? Vallahi elhamdülillah. Evden işe, işten eve, işten eve, evden işe. Çalışıp duruyoruz inşallah. Maşallah. Sağ olun efendim. Hep seni maşallah. Sağ olun efendim. Neyse asıl konumuza gelelim. Nedir efendim? Gündemde mühim konular var. Neymiş efendim? Şimdi mevzu gayrimenkuller. Gayrimenkul ne? Gayrimenkuller benim yeni aldığım kiralık konak. Sizin kiralık konağınız mı var? Evet. Yeni aldım. O zaman gidelim. Şimdi mesele şudur ki... Evet. Önce konağa gideceğiz galiba. Hayır. Gidelim. Usulca belli etmeden yavaşça. Yavaşça. Çaktırmadan. Çok heyecanlıyım. Al. Allah belanı vermesin sana. Al. Dedi. Ulan ben buna rüşvet veriyor sanki eşi olacak. Al. Bir daha da düşürme. Ay ne güzel söyledi, bir daha da düşürme dedi. Bir şey söyleyeyim. Allah Allah. Şu cariyenize güzel bir söz söyleyinizi mutlu ediniz. Ne diyor? Laf at. Laf mı atıyor? Laf at diyor. Nasıl yapacağız? Taş at. Taş mı? Taş. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Bir şeyler söyle diyor. Ne söyleyeyim ki öyle? Böyle küçük minik, hoşuna gidecek küçük minik şeyler söyle diyor. Hiç ne yapacağız? Böyle ufak tefek ne var ki? Bit var, pire var, tahta kurusu var. Bit var, pire var, tahta kurusu var. Lan öyle değil, ne var? Aman ya. Beyzadem, değiliz ki. Nazenin, bu ne Eda, bu ne Endam değiliz. Ne diyeyim? Aynısını tekrarla. Ha. Beyzadem, bu ne Eda, bu ne Endam değiliz. Lan oğlum değiliz at. Oğlum o değil sen. Lan o değil kara kaçak. Lan gerizekalı. Lan kara şimşek. Ağzına yüzüne senin. Yeter artık. Yeter artık. İşini istiklerim. La aptal. Ne yapıyorsun lan sen? Ben yine yanlış yaptım. Şşş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 ş
Almanı seversen canım alma be abi be. Bu ne lan yerden bitmen? Sen mi çıkardın lan o sesi? Ben de bir halt zannettim. Sen kimsin lan? Hasan'ın oğlu. Öyle mi? Utanmıyor musun lan beni utandırmaya burada ha? Milletin içinde he? Eşşol eşek. Babam bir, sen iki. Nedir lan bu milletin sizden çektiği ha? Senin kulaklarından tavanı açmaz mıyım? Lan bir daha buraya yolun düşecek olursa yemin ederim bak seni iki kere sünnet ederim. Duydun mu beni? Senin var ya kafanı kırıyorum. Kafanı kafanı kafanı. Duydun mu? He? Duydun mu? Duydun mu? Kızım anlıyorsun bir dakika. Duydun mu? Şimdi sıçtık. Ne yapıyorsun lan sen? Ay canımın için. Çocuğum kayıp olduğunu zannettim ben. Bak boşu boşuna şey yapmana gerek yok. Babam buradaymış. Bu sevimli küçük çocuk sizin mi acaba Tuzsuz Bey? Benim de. Sen benim oğlana vurdun mu? Ben öyle bir şey. Ben mümkün mü öyle bir şey ya? Ben öyle bir şey mümkün mü? Ben orada... Gel bakalım oğlum böyle. Anne. Abi yok vallahi. O adam sana vurdu mu? Hem de nasıl? Allah. Lan sen beni tanımadın mı? Tanımaz mı? Ya bana adıyla gel. Canıyla gel. Tutsuz deli bekirdenler lan. Ben adamın ciğerini kökerim. Allah be. Tamam Tutsuz. Gözünü seveyim. Vallahi bir daha yanlışlıkla oldu. Dursun beş çocuğu zorun biz. Adamı keseriz bile. Antene bak ya. Öyle kara yapma tapra yapma. Çık karşıma da görelim beni. Sen bana bir şey mi dedin? Hemen. Anlamadım. Hemen şuna altına sıçtım. Hemen şuna. Zaten ses başka yerden geliyor. Anladın mı? Hemen bana. Ben de Dursun Bey çocuğuyum ha. Hadi başına. Bizim alayımız delikanlıdır ha. Ha, ona göre. Beşerim hanım Allah. Eyvallah abi. Hey! Allah Efendim? Ne oldu? Konağa talip. Hiç önemli değil. He? Ne dersiniz? Acayip parası var. He? Yani bilemedim şimdi bu konu birazcık. Gülnay. Kıvanç. Bey baba. Kıvanç. Gülnay. İbiş. Gülnay. Kıvanç. Diş don patlasın. Karı koca çıktı. Allah'ım bittim. Dursun Bey felakete doğru gidiyor. Ne yapıyorsun lan? Oğlum şu andan itibaren rakipsiniz siz. Olmaz. Bırak kararı. Bırak. Defa. Hazır mıyız? Arkadaşlarımız hazır mı? Hazır mıyız Tarık Bey? Ne yapıyorsun Tarık Bey? Arkadaşlarım size yardımcı olacak. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Ben deyim şu ağaçtan, siz deyim şu yamaçtan. Uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Biri kaptık aşağıya, biri aldık aşağıya. Dolandım durdum dört köşeyi. Vay ne köşe bu köşe. Bir dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, orada da su içesi.
Şu köşe kış köşesi. Kış ne lan? Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, orada da sıçacağız. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ne? Kim? Oraya kadar geldik, durduk. Ve hala ortada ne olduğunu biliyoruz. Gel. Hızlı, sen bir anda yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, orada da su şişesi. Bravo! Bravo, bravo. Hiç kendinden beklenmeyen bir hareket. Buyurun. Ama şunu. Yürü, yürü. Evet. Söyle. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, orada da su şişesi. Haa, ağlama. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada şu şişesi. Şu köşe, su şişesi, su şişesi kim lan? Heyecanlanın. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Sonra ana geldik ondan sonra. Bana yardımcı olacak mısınız? Ver, 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 ver. Hadi. Yaz köşesi, şu köşe kış, şu köşesi, ortada su şişesi. Bravo, işte bu kadar. Bu kadar. Sonra. Şu köşe kış köşesi, şu köşe... Hala kıştan başlıyor ya. Şu köşe... Geç, 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 geç. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu su şişesini söylersek bitecek, siz yaptınız. Ama olmadı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun. Kocaman bir alkış hanımefendiye. Birini gönderdi. Aşağıdan sükun etmez mi Maraş paşası? Ve bize bağırmaz mı tek bir ağızdan? Sizi gidi Şemsi Paşa pasajında sesi büzü seseceler sizi. Sizi gidi Şemsi Paşa pasajında... Şemsi kim lan? Gel Şemsi. Buyurun. Bırakacağım diye. Evet, mikrofon alalım. Evet. Şemsi Paşa pasajında... Pasa yok, pasa yok, paşa var. Şemsi de yok, Şemsi var. Şemsi Paşa paşa... Pasa yok, pasa yok, paşa var. Ama sizin çocuklarınız korkuyor. Tamam, peki korkma. Gel. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü çeseceler. Vay be! Bravo! 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 Peki şunu söyler misin? Pasajında sesi büzü çeseceler sizi. Ya bak yine aynı mançaya geldi ya. Söyle, ben seni yarıştırıyorum, sen beni değil. Sizin gidişin...